98. dönem özel güvenlik sınav sorularının ikinci bölümü arkadaşlar. 51 ile 100. bölüm arasını çekiyoruz. Birinci bölümü yayınladık arkadaşlar. Şu anda kanalda sorular yayında. İkinci bölümü hemen yayınlıyoruz. 51. sorumuz gelsin. Aşağıdaki müdahalelerden hangisi temel yaşam desteği değildir? Arkadaşlar temel yaşam desteği de bildiğiniz gibi baş çene pozisyonu, kalp masajı, suni solunum, ağızdaki yabancı cisim alınır. Bunlar nedir? Temel yaşam desteğidir, değil mi? Ama psikolojik destek verilmesi temel yaşam desteği değildir. Yıldızlı sınav soruları. Daha önceki çıkan, birebir çıkan sınav sorularını arkadaşlar beraber çözmüştük. Yıldız koyacağım bakın hepsine. İşte daha önce çıkan sorulardan bir soru daha gelsin bakın. Hemen 52. sorumuz ilk yardım sınav sorusu. Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çeneye yerleştirilir. Baş geriye doğru itilir. Sınav sorusunun içerisinde cevabı verilmiş. Bakın arkadaşlar baş geri itilir, doğru itilir. Baş çene yukarı pozisyonu. Okumamıza gerek bile yok. Böylece dil yerinden oynatılarak hava yolu açıklığı sağlanmış olur. İlk yardımda hangi uygulamadır? Baş geri çene yukarı pozisyonu. Baş çene pozisyonu değil mi? Yıldızlı sınav sorularından. Evet hemen 53. sorumuz gelsin. 53. sorumuza bakalım. Şöyle 53. sorumuz. Kaza yapan bir aracın içinden yaralıyı çıkartmak gerektiğinde yapılması gereken ilk yardım uygulaması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bakın hangisi yanlıştır? Yaralıya müdahale etmeden önce çevre güvenliği tabii ki sağlanmalıdır. Yaralının bulunduğu aracın motoru durdurulur, araç sabitlenir, doğrudur. Yaralının bağlı olduğu emniyet kemeri takılır, doğrudur. Çıkarılır, pardon, çıkarılır. Yaralının ayaklarının pedallara sıkışmadığından emin olunur. Tabii ki doğrudur arkadaşlar. Ama baş, boyun, gövde ekseninin bozulması önemsenmez. Kesinlikle yaralı araçtan çıkarırken baş, boyun, gövde ekseninin bozulmamasına ne yapılır? Dikkat edilir. Evet. 54'e geçelim. 54. sorumuz gelsin. Çalışmakta olduğunuz fabrikada bir işçinin bilinçsiz şekilde yere yattığını ve çırpındığını gördüğünüzde aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir? Çevre güvenliği alınır, kendisini yaralanmaması sağlanır, kriz kendi sürecinde tamamlanmaya bırakılır. Burada dikkat ederseniz bir sara krizi değil mi? Sara krizi. Çırpındı, bilinçsiz bir şekilde yere yattığını, çırpındığını gördüğünüzde demek ki sara krizi geçiyor. Bir kriz geçiriyor değil mi arkadaşlar? Evet. Edirne seçeneği krizin kendiliğinden geçmesini beklemeniz gerekir. 55. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi zehirlenmelerde genel ilk yardım kurallarından değildir? Yaralı düz yatırılır. Değildir. Evet. Denizli seçeneği doğru cevap. 56'ya bakalım. Hemen şöyle bir bakalım. 56. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale ederken yanlış olarak yapılan davranışlardan biridir? Birden fazla söndürücü ile müdahale ederken arka arkaya müdahale edin. Tabii ki bir yanlıştır. Evet, Denizli seçeneği. 57. sorumuza bakalım hemen. 57. sorumuz gelsin. Binalarda bulunan yangın dolaplarının ve hortum makara sistemlerinin standardında belirtilen periyodik bakımların kimler tarafından yaptırılması mecburidir? Bina sahibi, yönetici veya sorumlu bina yetkilisi nedir? Tabii ki sorumludur. Cevabımız Adana seçeneği. 58,
Elektrik kaçağının olduğu bir ortamda aşağıdaki davranışlardan hangisinin yapılması yanlıştır? Elektrik kaçağı çıplak elle kontrol edilir. Kesinlikle yanlıştır. Çıplak elle kontrol edilmez. Değil mi arkadaşlar? Elektrik sigortadan kapatılır. Doğrudur. Elektrik kaynaklı bir yangının çıkması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürücüyle müdahale edilir. Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle akımdan uzaklaştırılır. Ve elektrik çarpan kişiye çıplak elle dokunulmamalıdır. Doğrudur. Hemen 59'a bakalım. Bulunduğu ortamlarda meydana gelen duman oluşumunu algılayan cihazlara ne denir? Duman dedektörü, değil mi? Evet, defalarca bu soruyu da çözdük arkadaşlar. Deniz seçeneği. 60. soru, orman yangınlarında yangın söndürmede kullanılabilecek en etkili söndürme maddesi aşağıdakilerden hangisidir? En etkili, bakın, en etkili yangın söndürme tabii ki sudur. Yine daha önceki sınav sorularında çıktı. Biz de yine çözmüştük arkadaşlar. Hemen 61'e geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yangın sebeplerinden biridir? İhmal, tedbirsizlik ve bilgisizlik, değil mi? Tabii ki arkadaşlar şu sıralarda maalesef farklı farklı yerlerde yine yangınlar çıkıyor zaman zaman. Edirne seçeneği doğru cevap. 61. sorumuza hemen bakalım. 62. soru. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri yangın söndürmede kullanılan söndürme maddeleri arasında yer alır? Yangın söndürme maddeleri. Bakın, su yangın söndürme maddesidir. Karbondioksit yangın söndürme maddesi. Kuru kimyevi toz yangın söndürme maddesidir. Köpük yangın söndürme maddesidir. Tabii ki hepsi, değil mi? Denizli seçeneği yine yıldızlı sınav sorularında. Hemen 63. soru gelsin. Alev, ısı, ışık ve korlaşma görülmeyen yanma şekli aşağıdakilerden hangisidir? Bakın, alev, ısı, ışık, korlaşma görülmeyen yanma yavaş yanmadır. Cevap Adana seçeneğidir. 64. sorumuza hemen geçelim. Esrar maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlış değildir? Kenevir bitkisinden elde edilir. Doğrudur arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneği. 65. soru, aşağıdakilerden hangisi madde kullanımının fiziksel belirtilerinden birisi değildir? İlgi, istek, kaybı. Bursa seçeneği doğru cevap. 66. soru şöyle. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlıştırı soruyor. Bakın, empati ve sempati ile ilgili daha önceki sınav sorularında çözdük. Hemen bakalım. Empati doğru olanı söyler. Sempati karşınızdaki kişinin duymak istediğini söyler. Empati ile sempati arasındaki farkları yine defalarca çözdük. Empatide anlama çabası vardır. Sempatide hemfikir. Değil mi? Yine örnek sınav sorusu, yıldızlı sınav sorularından. Empatinin temelinde dinlemeden anlamak vardır. Kesinlikle dinlemek lazım. Sempatide dinlemek çok önemlidir. Arkadaşlar, yanlış. Empatide birey kişiliğini korur. Sempatide karşınızdakiyle bütünleşir. Empatide seni anlıyorum ve senin yerinde olsaydım vardır. Sempatide seninle aynı duyguları yaşıyorum durumu vardır. Cevap yanlış olan Ceyhan seçeneğidir. 67. sorumuza hemen geçelim. Bakın, yine arkadaşlar son canlı yayınımızda da çözdüğümüz sorulardan, değil mi? İşte cilt temasından başlayıp kişinin 40 santim uzağına kadar olan alanı kapsayan ve eş, dost, akraba dışındaki herhangi birisinin ihlal etmesinden rahatsızlık duyabileceğimiz alana ne denir? Tabii ki mahrem alan.
açıklamalı bir şekilde çözdük arkadaşlar. Bakın %100 çıkar dedik ve çıktı arkadaşlar. Kaç tane böyle %100 soruyu size ispat edebilirim. Evet arkadaşlar, bu sefer %100 bizim kanalımızda çalışan arkadaşların tamamı 100 alabilir eminim ki. 68. soru, etkili iletişimde aşağıdakilerden hangisi sözel iletişim biçimidir? Telefonla nedir? Görüşme, yine bizim yıldızlı sınav sorularımızdan. Hemen 69'a geçelim. İletişim sırasında karşılaşılan zor durumlarda bir özel güvenlik görevlisinin hangi izlenimi oluşturması iletişim kazasına sebep olabilir? Tabii ki görevlinin sıradan bir görüşme yapıyormuş izlenimini oluşturması. Cevap Adana seçeneğidir. 70. sorumuz gelsin. 70. sorumuz şöyle. Aşağıdaki tanımlardan hangisi sözsüz iletişime uygundur? Bakın, sözsüz. Duygu ve düşüncelerimizi jest ve mimiklerimizle anlatma. Yine daha önceki sınavlarda çıkan sorumuz. Evet, hemen diğer sorumuz gelsin arkadaşlar. 71. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurmanın nedenlerinden biri olamaz? Sustuğunuz zaman nasıl iletişim kuracaksınız arkadaşlar? Anlamak, etkilemek, paylaşmak, değil mi? Öğrenmek. Ama susmak iletişim kurmanın nedenlerinden biri değildir. Bursa seçeneği. Doğru cevap. 72. sorumuza bakalım. 72. sorumuz. İyi bir dinleyici olmak iletişim sürecinde neden gereklidir? Tabii ki mesajı anlayıp gereğini yapabilmek için. Yine arkadaşlar daha önceki sınav sorularından çıkan sorulardan bakın. Hemen 73'e bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kişiler arası çatışmaları çözümlemede başvurabileceğimiz yöntemlerden birisi değildir? Haksız olduğumuzu asla kabul etmemek. Değil mi? Kesinlikle yanlış. Evet, cevap Denizli seçeneğidir. 74. sorumuz. Evet, yine defalarca çözdüğümüz sorulardan. Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin temel öğelerinden biri değildir? Kaynak, hedef, kanal, geri bildirim. Arkadaşlar birebir aynısı, bakın. Aynı sorular. Defalarca çözdük. Kanalımızda da çözdük arkadaşlar. Ön kabuller değildir. 75. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden biri değildir? Haberleşmek, paylaşmak, sorun çıkarmak, etkilemek, yönlendirmek. Tabii ki sorun çıkarmak iletişim kurma nedenlerinden biri değildir. Cevap Ceyhan seçeneği. 76. sorumuz şöyle. Özel güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları kurum veya kuruluş hem de vatandaşlarla kurdukları nokta nokta görev yaptıkları yer ile arasında güven duygusunun oluşmasında büyük bir öneme sahiptir. Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tabii ki etkili iletişim gelmelidir. Cevap Ceyhan seçeneği. Evet arkadaşlar. 76. sorudan sonra 77. soruya geçelim hemen. Bakın, soruların birçoğu arkadaşlar daha önce kanalımızda birebir çözdüğümüz sorular. İletişim sürecinde kişilerin ne söylediklerinden ziyade nasıl söyledikleri önemlidir. Bu cümlede anlatılmak istenen nedir? Mesajın hangi iletişim araçları kullanılarak iletildiği ne söylediğinden daha önemlidir. Yine bizim kanalımızdaki sorulardan gelmiş. Bakın, evet. Bursa seçeneği. 78. sorumuz, bir maç dağılımında polisle beraber görev yapan özel güvenlik görevlisi Murat, etrafa zarar veren taraftar grubunu dağıtmak üzere sıkılan CS gazının rüzgarın ani ve ters
esmesi sonucu kendisini de etkilediğini anlar. Murat'ın panik yapmaması için bu etkilenmeden ne kadar süre içerisinde kurtulabileceğini bilmesi gerekir. 10'la 30 dakika içerisinde kurtulabileceğini bilmesi gerekiyor. Cevap nedir? Bursa seçeneği. Hemen 79. sorumuza bakalım. Hayatları boyunca yetersizlik gösteren, karşı karşıya kaldıkları güçlüklere çabuk ve yapıcı çözüm bulamayan, fikir ve davranışlarında sürekli kararsızlık gösteren ve uyum güçlüğü çeken kişiye denir. Tanımda anlatılan kalabalık içindeki kişi tipi hangisidir? Tesir altında kalanlar, değil mi? Evet. Cevap Edirne seçeneğidir. 80. sorumuza geldik arkadaşlar. Hemen 80. sorumuza bakalım. Grubun özellikleri ile ilgili aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır? Grupların devamlılığı olan düzenli ilişkileri yoktur. Tabii ki vardır, değil mi? Cevap Denizli seçeneğidir. 81. soru, bir topluluğun içindeki kişi de topluluğa mensup olduğu hissiyatından kaynaklanan bazı yeni psikolojik özellikler ortaya çıkar. Aşağıdakilerden hangisi kitle psikolojisi denilen bu kavramın özelliklerinden değildir? Tabii ki sakinlik, değil mi? Bursa seçeneği doğru cevap. 82. soru, üniversitede görevli özel güvenlik görevlisi Vedat, yasa dışı toplanan grubun dağıtılabilmesi için göz yaşartıcı gaz kullanmak zorunda kalmıştır. Vedat, gaz kullanırken kalabalığın kaçış yönünü hesaplamasından kaçış yolunun kapalı olduğunu gören eylemciler bilinçsizce sağa sola koşturmaya başlarlar. Kalabalıkta oluşan bu durum aşağıdakilerden hangisidir? Tabii burada ne vardır? Bir panik vardır, değil mi? Evet, yine defalarca çözümümüz sınav sorularından. Evet arkadaşlar, hemen 83. sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlilerince kalabalığa karşı göz yaşartıcı spreyli gaz kullanman mecburiyetinde kalınmıştır. Gaza maruz kalan kişilerde genel olarak aşağıda sayılan etkilerden hangisi görülmez? Kalıcı işitme kaybına neden olabilirler? Tabii ki öyle bir şey söz konusu değil. Cevap Edirne seçeneğidir. 84. sorumuz arkadaşlar. Göz yaşartıcı gazların fizyolojik etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 1. Göz, burun, boğaz ve cilt üzerinde yanma ve batma etkisi oluşturur. Evet, bu söz konusu arkadaşlar. Gazın etkisi 2 ile 3 saat arasında sürebiliyor. Tabii ki yanlış. Astım hastalarına herhangi bir zarar vermez. Verir arkadaşlar. Öksürük ve mide bulantısı yapabilir. Tabii ki doğrudur. Tabii ki. Evet arkadaşlar, bakın 4 ile 1. Doğru. Evet, 1 ile 4. Yani Bursa seçeneği doğru cevap. 85. sorumuz, özellikle ülkemizdeki toplumsal yaşamda insan davranışlarını ve insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen farklı nitelikte birçok toplumsal davranış kuralı mevcuttur. Evet. Aşağıdakilerden hangisi bu toplumsal davranış kurallarından birisi değildir? Evet, bu soruda defalarca çözdüğümüz sorulardan, yıldızlı sınav sorularında disiplin kuralları, değil mi? Evet. 86. sorumuza bakalım hemen. Evet, yasa dışı topluluklar hedeflerini gerçekleştirmek için giriştikleri eylemlerde mutlaka güvenlik güçlerinin engellemesiyle karşılaşırlar. Ancak yasa dışı topluluklar bu engellemeyi aşabilmek için de bazı taktikler uygularlar. Aşağıdakilerden hangisi bu taktiklerden birisi olamaz? Evet, güvenlik kuvvetlerini ikna ederek alandan ayrılmalarını sağlama, tabii ki
Olamaz. Denizli seçeneği. 87. sorumuz. Üniversitede yemek ücretlerinin zamlanmasını protesto etmek amacıyla bir araya gelen öğrenciler eylem sırasında rektörlük binasına saldırırlar. Bu arada konuyla ilgisi olmamasına rağmen yoldan geçen belediye otobüsünün camlarını da kırarak zarar verirler ve otobüsü kullanılmaz hale getirirler. Bu olayda toplumsal olayların hazırlık aşamalarından hangisi meydana gelmiştir? Kontrolden çıkış ve zorbalık hareketlerinin nedir? Yayılmasıdır. Evet, Denizli seçeneği doğru cevap. Hemen 88. soruya bakalım. Aşağıdakilerden hangisi suikastların temel nedenlerinden değildir? Ekonomik, siyasi, dini, sosyal, psikolojik nedenler ama duygusal nedenler değildir. Cevap Ceyhan seçeneği. 89. sorumuza bakalım. Hangi suikast amaçlı saldırıların safhalar arasında yer almaz? Hedef seçimi, bilgi toplama, saldırının gerçekleştirebilmesi değil mi? Kaçış, hedef ile iletişime geçme nedir? Suikast amaçlı saldırıların safhalar arasında değildir. Cevap Ceyhan seçeneği. Hemen 90. sorumuza geçelim. Özel güvenlik görevlilerinin koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirmek işlemi kolluğun hangi yetkisini ifade eder? Tabii ki arkadaşlar arama değil mi? Evet, yine Yıldız sınav sorularından 92'ye hemen geçelim. 91. soru. Aşağıdakilerden hangisi korunan kişi aracının özelliklerinden değildir? Araçlar açık renkli olmalıdır. Bakın diyor. Cevap Edirne seçeneği. 92. soru. Aşağıdakilerden hangisi yakın korumanın amaçlarından birisidir? Terör örgütlerinin suç şebekelerinin hedefi olan önemli kişilerin korunma ihtiyacını karşılamak birisidir. Denizli seçeneği doğru cevap. 93. sorumuz yine bakın önemli kişilerden gelmiş. Mutlaka sınavda soru geliyor. Korunan önemli kişiye VIP saldırı halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? Tüm korumalar saldırganın peşinden koşmalı ve ateş etmelidir. Kesinlikle yanlış değil mi? Evet yine daha önceki çıkan sorular içerisinde çözülen sorulardan birisi. 94. soru koruma personelinden bir kişinin koruma sorumluluk alanının 120 derece olduğu koruma düzeni aşağıdakilerden hangisidir? 3 kişiyle koruma düzeni. Evet yine Yıldızlı sınav sorularından 95'e geçtik. Hemen geçelim arkadaşlar. Son sorular. Aşağıdakilerden hangisi korumanın en temel amacıdır? Değil mi? Defalarca çözülen sorulardan korunan önemli kişinin beden bütünlüğünü ne yapmak? Korumak. Evet Yıldızlı sınav sorularından. 96 temel koruma prensipleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? Koruma görevinde silah kullanmak ilk çare olmalıdır. Tabii ki son çare olmalıdır arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneği. 97. sorumuz zor kullanma ve yakalama yetkilerinin kullanılmasını gerektiren olaylar en seri vasıtayla yetkili nokta nokta genel kolla bildirilmelidir. Genel kolluktan mutlaka sınavda sorular geliyor arkadaşlar. Bakın yine daha önceki çözümümüz sorulardan Bursa seçeneği son 3 sorumuz artık ikinci bölümün 97 değil mi? Evet. 98. sorumuz aşağıdakilerden hangisi özel kolluk değildir? Özel kolluk değildir. Gümrük muhafaza, köy ve kır bekçileri, orman muhafaza, belediye zabıtası. Evet arkadaşlar, tabii ki sahil güvenlik
değildir. Cevap Denizli seçeneği. Evet. Son iki sorumuz. Kamu düzeninin korunmasını sağlayan diğer kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getiren kolluk birimine ne denir? Gene kolluk denir. Cevabımız Ceyhan seçeneği. Yıldızlı sınav sorularından arkadaşlar. Bakın. Artık son sorumuz 100. soru arkadaşlar. 100. soruyu da çözelim. Nokta nokta kamu güvenliğini, şahıs tasarruf emniyetini ve konut dokunulmazlığını korur. Halkın ırz ve can ve malını muhafaza ile kamunun istirahatini temin eder. Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? Özel kolluk, savcı, özel güvenlik, hakim ve polis. Tabii ki polis gelmelidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Silahsız adaylar için testimiz bitmiştir arkadaşlar. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Birinci arkadaşlar bölümde birinci bölümde 1'den 50'ye kadar soruları çözdük. İkinci bölümde 51'den 100'e kadar. Üçüncü bölümde de silah bilgisi sorularını bulabilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. A kitapçı soruları arkadaşlar bu sorular. Silah sorularında görüşmek üzere hoşça kalın.